Bir tane ceviz düşmüş. Evet, halen içi beyaz. Güzel. Bembeyaz. Görüyorsunuz. Ne kadar beyaz ve kaliteli, dolgun. Kabuk ince. Yani buranın cevizi benim diyor bu. Şu an bu cevizi geçen bir ceviz yok. Çalışmalarımız var. Bu cevizi daha iyi bir ceviz olursa tanıtacağız. Yerli çeşit olsun, yabancı çeşit olsun. En güzel çeşit şu an Chandler. İri, beyaz. Bunun üzerinden kar geçti. Yağmur geçti yerde ve hiçbir şey. Arkadaşlar merhaba, iyi günler. Mersin Toroslar Aslanköy'deyiz. Gölet etrafı. Buraya daha önce aşı yapmıştık. Bu yıl 4. yaşında. Geçen yıl 3. yaşındaydı. Bu yıl 4. yaşlarına girdi aşılarımız. Bu aşılar geçen yıl 5 kiloyla 10 kilo meyve verdiler. Budamasını yapacağız. Ama budama fazla budanmıyor. Şu tepelerdeki sürgünleri %50 kesiyoruz. Daha önce şekil budaması verdiğimiz için budama şimdi daha az yapılıyor. Şu altlardaki sürgünleri alacağız, uçlarını. Bir de iyi bakım olduğu için hem gelişiyor ağaç hem de meyve veriyor. Diplerinde gübre atıldı. Hayvan gübresi. Her birine 2 çuval, 3 çuval. Evet. Üzerinden kış geçti, kar. Şu an köklerine indi. Ceviz kalmış kıştan. Evet. Ağaçlar meyveye yatmış. Her yeri meyve. Yani şu an ağaçların hemen hemen kesilecek gereksiz dal yok. Aralardaki mesafeler uygun meyve vermeye. Yani alttan yüksekliği ağacın 1,60, 1,70 gibi yüksek. Gelişim güzel. Evet, bu yıl tahminim 10-15 kilo meyve verir. Şu üçteki sürgünleri alınacak. 10 tane sürgün alınacak. Hepsi bu. Birbirini rahatsız eden dal yok. Geçen yıl almıştık. Yani şu gövde kalın. İkisi kaldırıyor. Böyle aşı yapılmış ağaçlara budamayı çok az yapılmalı. Niye? Ağacın tabanı büyük, 10 yaşında. Üst daha küçük. O yüzden budamaları az yapılır. Gereksiz dallar alınır. Evet, burada şu an şurada bir tane dal var büyük. Bir de burada yanda. İkisini de besler. Böyle uzamış. Bunu şuradan alacağız. Bu tarafa bir dal daha verdireceğiz. Yani kesmek gerekmez. Ağacın tabanı kuvvetli.
Ne kadar meyve alabilirsek o kadar kar. Yani budamayı çok az yapacağız. Budama uçlara yapacağız. Meyvelere içe vurma yok. Budamada yani 4-5 dal işte modifiye lider veya komple şekli bahçeyi standart yapmak yani gerekir. Burası şu an komple şekli. Aşağıdan daha önce bu aşı yapıldığı için aşağıdan yüksek bıraktık. Kar kırmıyor. Dallara aşı yaptık. Evet, görüyorsunuz değil mi? Gübre miktarını. Hep ağacın dallarının iz düşümüne dökülmüş. Komple. Her birinde 50 kilo belki de 100 kilo gübre var. Buraya bir tır gübre döküldü. Bir tır ne demek? Yani 10 ton, 10 ton kadar. 10 dönüm bahçeye. Yani bunun gelişimi hızlı olur. Şunu da gördük. Kimyasal gübrelerin yardımcı gübre olduğunu gördük. Meyve veren ağaçlarda. Hem para kimyasal yani gübreler ama hayvan gübreleri ana gübre olarak görüyorum. Yani hayvan gübresi verilen ağaçlar daha iyi gelişiyor. Meyve verimi iyi. Binlerce çeşit içinde besleyici elementler var. Mikro elementler var. Bu hiçbir kimyasal gübrede bunları bulmak zor. Onun için ana meyve veren ağaçlarda ama meyve veren ağaçlarda mutlaka 5 yaşından sonra hayvan gübresi şart. 5 yaşına kadar diğer gübrelerle de ağaç yetiştirilebilir. Kimyasal gübre hem çok para hem de istediğin sonucu almak zor. Meyve veren ağaçlarda. Evet. Burada kimyasal gübre kullanımı çok az. Damlamalarla veriliyor. Yazın. Ana gübreleme görüyorsunuz. Gübre. Ağaçların gelişimi çok iyi. Her yeri meyve. Yani şu an dallı gibi görünüyordur ama arada mesafeler var. Yani meyvemiz oluyor. Şöyle ağacın etrafını dolaştığımızda boşluklar var. Ama böyle uzaktan bakılınca sanki karışık gibi ama değil. Arada boşluk olduktan sonra meyve gelişir. Evet, burası iyi bakımla ve iyi sulamayla mutlaka meyve veren ağaçlarda 5 güne bir, haftada bir su verilmeli. Burada. Çünkü meyve tutma oranı çok fazla. Şu uçlar alınacak. Şu çatal olanlar teke bindirilecek. Mesela şu. Hemen hemen alt kısımlarda budayacağımız yer yok. Evet, burası geçen yılda böyle az ya budama yapıldı. Görüyorsunuz ağaç gelişiyor. Neyle? Bakımla. O yüzden eğer 5 yaşına kadar ağacı budama yani fidan için söylüyorum böyle sonradan aşı yapılmış ağaçlar için değil de 5 yaşına kadar fidanları iyi budanmalı, geliştirilmeli. Daha sonra meyve alınacaksa iyi bakım ve budamayı az yaparak meyve sayısı ve
meyveden aldığımız sayı artar. Bunu yaparken de mutlaka ağacın dikim mesafesi de önemli. Ağacı eğer ona 10 yıl dikilmişse budama en azından 10-15 yıl yapılmalı. Aradaki mesafe büyük. Bir de meyve çok veren bir çeşit. Bu söylediğim Chandler için geçerli. Evet. Ne kadar büyümüş. Budanıyor ağaçlar. Bu üç dala yapılmış aşı. Evet. Şu arası kapanmak üzere. Bu da aynı. Kesmemişiz. Böyle kesmemişiz. Niye? Çünkü birbirine zarar yok. Arada bu. Cevizlerimiz iyi gelişmiş. Meyveye yatmış. Dördüncü yaşında. Taban büyük olduğu için iyi, çok iyi gelişmiş. Şimdi bu fidanda farklı bir durum var. Şu uçlarında evet budama yapılmış. Yaz budaması. Yaz budaması yüksek rakımlı yerlerde kesinlikle yapmayın. Yaz budaması ağacı genceldir. Şu an görüyorsunuz bu genç bir dal. Herhangi bir soğukta sıkıntı olur ve gelişim zayıf olur. Yaz ortasında budama yüksek kesimlerde yapmayın. Buna yapılmış bu ağaca. Ve ağaç durmuş. Yaz budamasında ağaç çok az bir sürgün vermiş. Büyük bir ihtimalle meyveye verdi ya yani gücünü. Sürgünler uzaması gereken sürgünler durdu. Yani meyveye yatırılmak isteniyorsa yaz budaması yapılabilir. Ama yine yapmayın. Çünkü taze sürgün verdiği için her an soğuk öldürebilir. Burada gerçi hiç Chandler'ı 1500-1700 rakımda hiç soğuk öldürmedi. Şimdi budama yapılırken budama nasıl yapılır? Budamayı bir tane ceviz düşmüş. Evet, halen içi beyaz. Güzel. Bembeyaz. Görüyorsunuz. Ne kadar beyaz ve kaliteli, dolgun, kabuk ince. Yani buranın cevizi benim diyor bu. Şu an bu cevizi geçen bir ceviz yok. Çalışmalarımız var. Bu cevizden daha iyi bir ceviz olursa tanıtacağız. Yerli çeşit olsun, yabancı çeşit olsun. En güzel çeşit şu an Chandler. İri, beyaz. Bunun üzerinden kar geçti. Yağmur geçti yerde ve hiçbir şey olmamış. Süper süper bir ceviz. Yani buranın Akdeniz bölgesinin cevizi benim diyor. Şimdi budama yapılırken budama nasıl yapılır? Su imkanına göre, ondan sonra gübrelemeye göre, ağacın yaşına göre ve bir de bahçe sahibine göre. Eğer bahçe sahibi ağaca pek bakmıyorsa budamayı fazla yapmalı. Yani yaşa göre. Bahçe sahibi çok iyi bakıyorsa, ağaçta meyve veriyorsa budamayı az yapmalı. Yani budama sabit değildir. Değişebilir her türlü. Her şey rakım olsun.
Ondan sonra toprak yapısı olsun, ağzın cinsi olsun, ona göre budama yapılır. Ağaç dikiliyor ama hiç bakım yoksa, gübre atılmıyorsa bakım yok. Budamayı sert yapmak lazım. Geliştirmek için. Yoksa az budama yapıp hiç bakım yapılmazsa ağaç gelişmez, öylece kalır. Görüyoruz onu da. Yani bahçe sahiplerinin tanımak lazım. Bahçe sahiplerini tanımak lazım. Tanımadan budama yapmamak lazım. Veya bahçe sahiplerini yönlendirmeliyiz. Evet, buna yazın kesilmiş. Yaz budaması yapılır ama nasıl yapılır? İşte fırtına koparır. İşte meyve ağır olur, o koparır. O dallar kesilir. Yani yaz budaması diye fidanda olsun, meyve veren ağaçta olsun, yüksek yerlerde sıkıntı. Sadece ilkbaharda, genç ağaçlarda, meyve veren ağaçları, hiç sürgün olmayan ağaçları sonbaharda iyi. İlkbaharda ya da meyveyi topladıktan sonra da yapılabilir. Zaten yaşlı ağaç, meyve veren ağaç gücü yoktur. Gücü olmadığı için de sürgünler gelişmez. Ama genç ağacı sonbaharda budarsanız gelişir, uç verir, sıkıntı olur. Burası 4. yaşında ve meyve sayısı her sene artıyor. Bu yıl tahminim ağaç başı 10-15 kilo. Geçen yıl 5-10 kilo verdi. Artıyor. Evet. Ağacı görüyorsunuz, sarımtırak. Yazın bu kesilmiş. Yaz budaması yapılmış. Zannedersem Temmuz, Ağustos gibi. Ve burada 125 ceviz var. Tozlanma sorunu hiç yok. 10 çeşit de tozlayıcı var. Yani 10 tane. Genelde Fernet'te. Franket birkaç tane var. 2 tane Franket var. Diğerleri Fernet'te. Bir tane Ronde var. Şu Franket. Evet, dikine gitmiş. Belli zaten. Meyve yok. Tozlama yapacak ama son zamanlarda Franket'in yerini biz Fernet'te ile değiştirdik. Meyve vermiyor Franket. Evet. Bu da Fernor. Bir tane var Fernor. Bu da meyve vermiyor ama tozlama da iyi. Evet, bu ağacımız iyi gelişmiş. Suyunu almış. Her zaman bakım önemli. Burası ormanlık bir yer. Sümbüller de çıkmış.
Şu an kokuyor. Yabani sürgünler. Sümbüller. Sarı, beyaz, mor sümbüller var. Budamamız bitmek üzere. Bu da iyi gelişmiş. Kapatmak üzere. Evet, bu kapatmış. Evet, bu kesilecek. Çünkü yarayı tam kapatmış. Bunun kesilmesi lazım. Bunda iki tane yapmışız. Yarayı kapatıyor. Burada eski bir ceviz vardı, yaşlı. Dalları vardı. Hepsine vurduk. 17 tane aşı vurduk, kalem. 17'si de şu an meyve vermeye başladı. Güzel gelişti. Evet. Bu ağaca çok meyve veriyor. Şu an sürgünleri durdurmuş. Bir de yaz budaması yapılmıştı. O yüzden sürgün yok. Meyveye yatmış tam. Şu an derin derin keseceğiz sürgünleri. Evet. Budamamız bitiyor. Budamada bakım önemli. İyi bakım olursa budamayı az yapmak lazım. Meyve almak lazım. Budamamız bu kaldı büyük. Bu 17 tane kalem var ve hepsi meyve vermeye başladı.